Ya tabii şimdi Hizbullah işte çeşitli kaynaklara göre 100-150 bin civarında muharip savaşçısı olduğu ifade edilen bir kuvvetten bahsediyoruz ki İsrail ordusunun %50'sini kuzeyde kitlemiş vaziyette zaten. Yani İsrail ordusu yarı yarıya bölünmüş, %50'si orada Hizbullah'a karşı bir saldırısına, taarruzuna karşı kuzeyde kitlenmiş vaziyette. Bu kadar bir kuvveti de orada tutuyor. Şimdi tabii ki İran'ın etkisi, tesiri var. Lübnan'ın hiçbir durumu yok. Yani Lübnan'ı siz bir savaş uçağı kaldırdığını, bir tank hareket ettirdiğinizi gördünüz mü? Yok. Yani fiilen Hizbullah oranın zaten ordusu olmuş vaziyette. Ha, İran ne yapabilir? Yani İran hakikaten bu İsmail Haniye'nin şehit edildiği tablo içerisinde karizmasını çizdirdi. Yani İran gerçekten önemli bir ülke. 1 milyon 600 bin kilometre kare yüz ölçüm, 90 milyon nüfus, gazda, petrolde dünyanın ikinci, üçüncü ülkesiniz ama ehil ellerle yönetilemediği için bugün hangi vaziyette olduğunu görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? 79'da yönetim devrilmeden önce Amerika Birleşik Devletleri 300 tane F-16 siparişine onay veriyor İran'ın. İran'a o dönemlerde F-14'ler veriyorlar. Biz ilk F-16'yı 1987'de aldık. F-14 verilmiş o zaman. İşte Chinook helikopterleri verilmiş. Yani Amerika'nın ne kadar yakın müttefik olduğunu göstermek açısından bunu söylüyorum. 79 devriminden sonra o 300 F-16'nın hemen hemen tamamını İsrail'e vermiş Amerika. Belki bilmiyorum. Eray komutanım daha iyi biliyordur. Bize verecekleri F-35'leri de İsrail'e vermiş olabilir Amerika. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz ama yani ne yapacak İran? Yani yapabileceği oradan füzeleri 1100-1200 kilometreden İsrail'e atıp hiçbir kayıp zayiat verdirmeden sadece şekli bir görüntü verecek. Artık bu da kamuoyunu ikna etmiyor. Ha, tartışmalar var. Yani küçük boyutlu bir nükleer silah orada deneyebilir. O zaman bütün dünyayı karşısına almış olur. O zaman herhalde İran'ı haritadan silmek için de her imkanı elde etmiş olabilirler. Yani şu anda İran'ın rejimi zaten bir sıkıntı içerisinde kendi tablosunda. İşte seçimlere katılımı görüyoruz, ülkenin durumunu görüyoruz. Böyle dıştan gelecek bir büyük saldırıya da zaten ben dayanma kapasiteleri olacağını da görmüyorum. O noktaya da gideceği kanaatinde değilim. İşte bugün bazı kaynaklarla Putin'le işte İran liderinin bir görüşmesi olduğu, Putin'in İsrailli sivillere zarar vermeyecek noktada değerlendirmeler yapın denildiğine dair iddialar var. Bilemiyorum ne noktada olduğunu ama fark edecek olursak iş biraz soğumaya bırakıldı. Belki orada işte Hizbullah marifetiyle işte Hayfa yakın bir şehir, hatta açıklama yapmış Nasrallah'a yakın bir isim. İşte yaklaşık 100-150 milyar dolarlık tesisleri hemen bizim ayağımızın dibinde. İşte teknoloji tesisleri var, kimya tesisleri var. Bunları imha edebiliriz. Hatta ona ilişkin de değerlendirmeler var. Neden bekliyorsunuz o zaman noktasında? Hani bu iş birazcık gündemden çıkarılmaya çalışılır ama Hizbullah ile İsrail ordusu arasında bir çatışma olma ihtimali de zaten çok yüksek. Bunun göstergesi de bütün ülkelerin vatandaşlarını oradan çekmeye başlaması, vatandaşlarının Lübnan'dan bir an evvel çıkmalarını istemesi zaten bunun bir göstergesi ki İsrail el altından bu ülkelere bunu iletmiştir. Biz oraya müdahale edeceğiz. Siz oradaki vatandaşların hepsine buradan alın noktasında değerlendirmeler yapıldığını da görüyoruz Deniz Hanım. Peki, çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.